AK Partililer çoğunlukla dakikada sattılar. Başkanı ve göbek atıyorlar. Bugün yöneticilerden birisi geç bile kalındı ifadesini kullandı. Başkan ile alakalı Çorum'da gezen dedikoduların ana kaynağı AK Partili sözde dava arkadaşlarıdır. AK Parti ile Çorum'da siyasetin ve siyasetçilerin de ahlakları dumura uğramıştır. Kibir, şımarıklık, ukalalık, kendi aralarında diyalogsuzluk, kıskançlık, birbirlerinin kuyusunu kazmak ve iç kavgalar ile 16 senedir Çorum'u perişan ettiler. 12 milyar lirayı betona, binaya, yola gömdüler. İstihdam ve üretim adına bir arpa boyu yol alamadılar. Uçağı da üzerimizden Merzifon'a uçurdular. Reisin teneşirdeki gassala teslim olan misali dervişlerinden başka bir şey beklemiyoruz zaten. Milli görüşün altına iftira ve yalanlarla Siyon dinamitini piyon vasfıyla koydukları tarihteki yerini aldığı gibi bu davanın çilekeşlerinin de iki cihanda da ahını yüklendikleri malumdur. Biz milli görüşçü olarak pis koku tacirliği yapmadık ve net olarak şimdi soruyoruz. Sayın Başkan'ın istifası neden istenmiştir? Cevabı net olarak verilmek zorundadır. Sayın Başkan istifa toplantısında yapılan hizmetleri geniş bir perspektifle sundu. Yani ben bu kadar hizmet yaptığım halde beni istifaya zorlayan gücün karşısında gıkımı çıkaramıyorum demek istemedim. Ağırlıkla AK Partilerin göbek attığı bu istifa neticesinde örgüt üyeliğinden zimmet dedikodusuna kadar birçok laflar Çorum cadde ve sokaklarında lağım etkisi yapmış durumdadır. Adama sorarlar, aslı varsa hukuk nerede? Aslı yoksa öyle olmasını canı gönülden istiyoruz. Çorumlu'nun seçtiği başkan görevden baskıyla istifaya zorlanmak neyin ahvali? Bu birinci konumuzdu. Çorumumuzla alakalı olduğu için diğer konuyu da genel değerlendirme olarak yapacak olursak ABD'nin ipiyle kuyuya inilmez. Afrin'de yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize rahmet diliyorum. Son günlerde Afganistan'da tırmanan terör olaylarını kınıyorum. Amerika'nın ipiyle kuyuya inilmez. Amerika'nın sözüne güvenilmez. Bunun en somut örneklerinden birisi de Afganistan'dır. 11 Eylül sonrası terörle mücadele bahanesiyle işgale uğrayan Afganistan'da tam tersine terör daha da azmış, insanlar daha da yoksullaştırılmıştır. Tıpkı Suriye'de olduğu gibi Afganistan'a huzur ve güvenlik getireceğiz diyenler tam tersine Afganistan'da kaos ve çatışma ortamının mimarı oldular. Bilindiği gibi Afrin operasyonu sonrası Amerikan yönetimi Türkiye'ye güvenli bölge oluşturma teklifinde bulundu. Buna göre Suriye sınırında 30 kilometre derinliğinde güvenli bölge oluşturulacak. Çok açık söylüyorum, bu öneri ABD'nin yeni bir şart kurnazlığıdır. Biz güvenli bölgenin ne demek olduğunu Kuzey Irak'tan da çok iyi biliyoruz. Çekiş gücün faaliyetlerini de çok iyi biliyoruz. Şimdi aynı tezgahı Kuzey Suriye için kurmaya çalışıyorlar. Türkiye bu oyuna gelmemelidir. Bizim kabul edebileceğimiz tek güvenli bölge önerisi ABD'nin bölgeden tamamen çıkmasıdır. ABD İslam dünyasından elini ayağını çektiği gün sadece Türkiye değil, sadece Orta Doğu değil, bütün dünya çok daha güvenli hale gelecektir. Türkiye'nin çok hassas ve kritik bir dönemden geçmektedir. Dört bir yandan kuşatma altındayız. Türkiye üzerinde emekleri bulunan herkes adeta fırsat kolluyor. Bunun son örneği Ege'deki adalarda yaşananlardır. Yunan Savunma Bakanlığı'nın Kardak Adası'na çıkarma yapmaya kalkıyor. Burnumuzun dibindeki adalara Yunan askerleri kuzu çevirme partisi düzenliyor. Adalara kiliseler, karakollar inşa ediliyor. Askeri birlikler yerleştiriliyor. İşte Türkiye için gerçek beka sorunu budur. ÖSO oluşumuna ilişkin tartışmaların yersiz ve zamansızdır. Muhalefetin YPG saflarında Mehmetçi'ye karşı savaşan Amerikalı, İngiltereli, Almanyalı hatta Çinli unsurları görmeden ÖSO'nun içindeki sorgulamasını doğru bulmuyoruz. Muhalefet açısından bu yaklaşım ne kadar yanlışsa iktidar açısından da dünyanın en güçlü ordularından biri olan Türk ordusunu sürekli ÖSO ile birlikte anmak o kadar yanlıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri 40 yıldır teröre karşı mücadele etmektedir. Terörle mücadele konusunda her türlü tecrübeye sahiptir ve tarih boyunca kendisini her zaman ispat etmiş bir ordudur. Böyle bir orduyu sürekli Özgür Suriye Ordusu oluşumuyla birlikte anmak sanki Özgür Suriye Ordusu olmasa bu hareket başarısız olacakmış gibi bir algıya neden olur.
Bu da Mehmetçiğe yapılacak en büyük haksızlıktır. Türkiye'nin sürekli yeni kumpaslara karşı karşıya kalmaktadır. Özellikle uluslararası medyada Afrin operasyonu ile ilgili gerçek dışı resim ve haberlerle Türkiye savaş suçlusu gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Akla ziyan saçmalıklar var. Ama kesin olan bir şey var ki Türkiye'ye karşı bir algı operasyonu yürütülüyor. Türkiye bu tehlikeye karşı atağa geçmeli ve uluslararası hukukta meşruiyet ve haklılığını anlatmalıdır. Haklıyken haksız duruma düşmemeli, arazide şehit vererek kazandığını masada ayak oyunlarıyla, algı operasyonlarıyla kaybetmemelidir. Her alanda bir zeytin dalına ihtiyacımız var. Türkiye'nin sadece terörle mücadelede değil, ekonomiden dış politikaya, eğitimden sanayiye, tarımdan hayvancılığa, hemen her alanda bir zeytin dalı harekatına ihtiyacı var. Ama bu zeytin dalına en çok siyasette ihtiyacımız var. Birbirimize zeytin dalı uzatmak zorundayız. Siyasi kavgaları, çekişmeleri, polemikleri bir kenara bırakmalıyız. Siyasi geleceğimizi düşünerek değil, ülkemizin geleceğini düşünerek hareket etmeliyiz. Her zaman olduğu gibi bu uyarılarımızı bir kardeşlik vazifesi olarak yerine getiriyoruz. Bu projesi bölgemizde adım adım işliyor. Bölgemizdeki saldırıların arkasında ırkçı emperyalizm ve siyonizm var. 40 yıldır söylediğimiz bu konular Türkiye'nin gündemine gelmeye başladı. Bu gelişmeler vatanın ta vekanın ta kendisidir. Bu oyunları hepimizin iyi bilmesi gerekiyor. Başarılarımızı günlük bir başarı gibi görmemeliyiz. Bütün oyunların arkasında Büyük İsrail projesi vardır. Yürütülen proje bölgedeki bütün ülkelerin beka sorunu oluşturuyor. ABD ile birlikte hareket edenler bu tuzağa ve oyuna karşı dikkatli olmak zorundadır. Herhangi bir parti ülkenin geleceğini kendi geleceği gibi düşünürse bu kabul edilemez bir durumdur. Bu ülkeye yapılacak en büyük ihanettir. Hiçbir partinin bekası ülkenin bekasının önüne geçemez. Son olarak Baylok'ta yaşanan mağduriyetlere değinmek istiyorum. Adaleti rafa kaldırmak çok zor bir iştir. Adalette haksızlık yapanlar sadece mazlumlara yapmaz, Allah'a karşı da hesabı var bu işin. İnancımız gereği bu muhakkak sorulur. Adaletten ayrılmayın. Haksızlık aldı başını gidiyor. Baylok'tan binlerce kişi mağdur oldu. Bundan başka sıkıntıların olduğunu görüyoruz. 6000 kişilik bir kesim ne için ihraç edildiklerini bilmiyor. Bu kesim hiçbir kurumda görev alamıyor. Toplum tarafından dışlanıyorlar. Sadece bir kanun hükmünde kararname ile görevden alındılar. O kanun hükmünde kararnameleri imzalayanların attıkları imzayı bir daha düşünmeleri gerekmektedir. Suçsuz olduğunu tespit edilenler göreve bir daha alınmıyor. Bu insanlar mazlum ve mağdur. Hükümetin buna bir an önce müdahale etmesi gerekmektedir. Kurulan komisyonun bunu bir an önce sonuna ulaşmasını, sonuca ulaştırmasını istiyoruz. Suçlunun ceza görmesine kesinlikle itiraz etmeyiz. Mazlumun bir gün bile ceza almasına rıza gösteremeyiz. 38 bin civarında astsubay meslek lisesi öğrencisi mağdur. Bu öğrenciler hangi kapıyı gideceklerini bilmiyorlar. Bu subaylara kimse iş vermiyor. Bu gençlerin 146 tanesi intihar etti. Yazık değil mi bu çocuklara? Ben teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.